Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşler, bugün size tanıdığım, tanıştığım bir zattan bahsedeceğim. Tabii hayat böyledir. Hepimiz hayatımız boyunca birçok insanlarla tanışırız. Yani böyle geriye dönüp baktığınızda, bir 30 yıl, 40 yıl veya 20 yıl geriye dönüp baktığınızda, hayatınızdan birçok insanların geçip gittiğini görürsünüz. Tanımak derken, bu bir yerde karşılaşmak, bir oturup sohbet etmek, belki biraz bir şeyler paylaşmak veyahut efendime söyleyeyim hayatınızın belli bir kısmında o kişiyle beraber olmak, onunla birçok şeylere şahit olmak gibi bir şey. Böyle birçok insanla hepimiz mutlaka tanışmışızdır. Mutlaka karşımıza değişik insanlar çıkmıştır. Cenab-ı Allah hep deriz ya, birbirimize bazen dua ederken Allah iyilere rast getirsin deriz, değil mi? Böyle bir duamız vardır. Böyle biz de zaman zaman, bazen tabii iyi, bazen iyi olmayan, kötü demeyeyim ama iyi olmayan insanlarla karşılaşmışızdır, tanışmışızdır. Bir şekilde bir alışverişimiz olmuştur, bir münasebetimiz olmuştur, bir şeyler gelip geçmiştir filan. Ama geriye dönüp baktığınızda sevgili kardeşlerimiz, eğer tanıştığınız güzel insanlar, iyi insanlar daha fazla ise, bu Allahu Teala'ya şükretmenin bir gereğidir. Cenab-ı Allah'a şükretme icap ettiren bir şeydir. Hele bu insanların bir kısmı gerçekten Allah katında kıymetli ve aziz insanlar ise, gerçekten eğer önünüze Allah'ın salih kulları çıkmışsa, onları görmüş, tanımış, onlarla bir şeyler paylaşmış, onlardan bir şeyler istifade etmiş, bir şeyler kapabilmişseniz, bu sizin hayatınızın en büyük kazançlarından biridir. Yani insanlarla konuşmak, insanlarla tanışmak, insanlardan faydalanmak veya başka insanlara faydalı olabilmek, bu bizim inancımızın, dinimizin gereğidir. Hepimiz birbirimize faydalı olmak, yol göstermek ve birbirimizden faydalanmak durumundayız. Daha önce sohbetimizde Cenab-ı Allah'ın emirlerinden birisinin emri bil maruf ve nehyanil münker olduğunu söylemiştik. Hepimiz birbirimize Cenab-ı Allah'ın emrettiği doğru olan şeyleri söylemek, bunları emretmek, hatta bunları tavsiyenin ötesinde mümkünse gücümüz yetiyorsa yapmaya birbirimizi zorlamak, ısrarcı olmak yani ve kötü olan şeylere de engel olmaya çalışmak gerekir. Tabii bu şunu gerektirir. Yani bu şu demektir. Birçok insanlarla, değişik insanlarla karşı karşıya gelirsiniz. Bazı insanlar vardır, karşılaştığınızda ona faydalı olmaya çalışırsınız. Ama öyle insanlar da vardır ki onlarla beraber geçireceğiniz her an, hatta her dakika diyeyim daha doğrusu, çok büyük bir faydaya muciptir. Yani bu Allah'ın salih kulları, alimler, Cenab-ı Allah'ın velileri, büyük insanlara beraber olmak, onlarla tanışmak, onlarla bir teşrik-i mesainizin, yani bir beraber zaman geçirmişliğinizin olması, ileriki hayatınızda sizin hayatınızın en güzel hatıraları olarak kalıyor. Sizin beyninizde, zihninizde, hafızanızda kalıyor. Ben bir Seyda Mola Muhyiddin Hazretleri'nin yanına kutsesiru gidip geldiğim dönemler. O askerlik dönemi yani. Benim hayatımın en güzel dönemlerinden birisidir askerlik dönemi. Çünkü onu tanımıştım o dönemde. Ondan çok büyük şeyler öğrendim, faydalandım Seyda Mola Muhyiddin Hazretleri'nden. Hatta Burhanettin Efendi Hazretleri'ne intisap ettiğim gün Seyda Kaddesallahu aleyhi ve sellem Şeyh Burhanettin Hazretleri bu konularda çok çok titiz ve tabiri caizse böyle kılı kırk yararcasına bir inceliğe, hassasiyete sahip olduğu halde benim intisap ettiğimin ertesi günü bana sabah ziyaretine gittiğimde bana döndü dedi ki sen zaten dedi Seyda Mola Muhyiddin'i görmüş bir insansın dedi. Onu görmüş olduğun için sana adab ile ilgili, bu yolun prensipleri ile ilgili, bu yolun kuralları ile ilgili herhangi bir şey anlatmaya gerek görmüyorum demişti. Yani onu görmek, ona müntesip olmak, onun huzurunda oturmak o kadar büyük bir şeydi. Seyyidina Mevla Muhyiddin Hazretleri'nin kudüsesi ruhu yanında olmanın, onun yanına gidip gelmen, onun huzurunda bulunmanın en güzel faydalarından birisi de orada çok güzel insanlarla tanışmak, çok güzel insanları tanıma imkanı Cenab-ı Allah bahşetti. İşte bunlardan birini anlatacağım bugün size. Kısaca ama çok ibretlice. Çünkü
bu bahsedeceğim zat çok çok büyük bir mürşidin halifesiydi. Çok büyük bir üstadın yanında yetişmişti. Ondan da kısaca size bahsedeceğim. Bir gece Selamullah Muhyiddin'i ziyarete gittiğim dönemdi. Kaddesallahu aleyhi aziz. Bir gece gittiğimde yaşlı, başında sarık olan bir zatın çok tam bir edep ile onun huzurunda oturduğunu gördüm. Ben içeri girdim. İşte Seyda'nın elini öptüm. Kaddesallahu aleyhi. Sonra bir kenara geçtim. İzin verince oturdum. Halimi, hatırımı sordu. Sonra o zat ile, o huzurunda olan, benden daha önce orada oturuyor olan zat ile böyle bir şeyler konuştular. Sohbet ettiler filan. O zat da yaşlı birisi. Aksakallı bir zat böyle. Ama hep böyle başı önünde, öyle dizüstü, tam bir edeple ve huşu ile oturuyor. Yani o zatın, Seyda'nın huzurunda. Sonra tam böyle bir sohbetin sonuna doğru baktım. O yaşlı zat kalktı yerinden. Böyle tabiri caizse biraz da yarı emekleyerek böyle Seyda'nın önünde diz çöktü. Ve Seyda'nın elini tuttu. Seyda şaşırdı böyle. Seyda'm Allah'ım dedi. Dedi hayırdır Molla Abdullah dedi. Dedi Seyda ben tövbe etmek istiyorum dedi. Tövbe etmek istiyorum deyince Seyda elini çekti. Dedi sen Şeyh Alaaddin'in yanında kalmışsın. Şeyh Alaaddin'in yanında elhamdülillah mezun olmuşsun dedi. Sen kamil bir zatın yanında kalmışsın ve sen de öyle birisisin. Sen niye tövbe edeceksin dedi. O zat döndü dedi ki siz hayatta oldukça dedi hepimizin varlığı anlamsızdır dedi. Siz hayatta oldukça efendim biz hepimiz yanlışız dedi. Varlığımız bile yanlış bizim dedi. Ben şaşkınlıkla böyle izliyorum. O da çok büyük bir insan ve büyük bir zatın halifesi. Seyda ne kadar elini çekiyorsa Seyda Mola Muhyiddin her seferinde Seyda'nın elini tutuyor. En son Seyda baktı ki kurtulamayacak ondan. Döndü peki Molla Abdullah dedi. O zaman dedi teberrük tövbesi ikimiz birden tövbe edelim dedi. Yani tarikat tövbesi değil de intisap tövbesi değil de teberrükken ikimiz birbirimize dua eder anlamında tövbe edelim dedi. Ve Molla Abdullah o şekilde tövbe etti Seyda'nın yanında. Seyda tövbe sözlerini söyledi tekrar etti o da tekrar etti. Kınmasına. Sonra müsaade istedik, tabii dışarı çıktık, camiye gittik filan. Sonra öğrendim, Bingöllü Molla Abdullah Efendi, soyadı da Dalar, Molla Abdullah Dalar Hazretleri. Şeyh Alaaddin, Seyda Şeyh Ahmedi Hezna'nın ikinci oğluydu. Birinci oğlu Şeyh Masum'dur, en büyük oğlu. İkinci oğlu Şeyh Alaaddin, üçüncü oğlu Şeyh İzzeddin, sonra da böyle torunla bile Şeyh Abdülgani Efendi Hazretleri var şimdi hayatta olan. Sonra torunlarıyla falan bu yolu, bu silsile, bu onların bu hizmeti, bu nisbeti, bu feyzi devam etti. Şeyh Alaaddin Hazretleri'nin ben üç tane halifesini biliyorum. Yani bunlardan ikisini gördüm. Birisi Muhammed Emin Hayderi Hazretleri'ydi, rahmetullahi aleyh. Birisi bu Molla Abdullah Efendi'ydi. Bir de Şeyh Muhammed-i Arap Kendi diye bir zat vardı. O da zannedersem 86 yılındaydı herhalde rahmetli oldu vefat etti. Seyda Molla Abdullah, Şeyh Alaaddin gibi bir Şeyh Alaaddin de Seyda Şeyh Ahmet Kudüs'e Sirru Hazretleri'nin oğulları arasında hakikaten mümtaz bir yere sahip bir zat imiş. Yani ben birkaç defa söyledim. Seyda Şeyh Maşuk'un mensupları diyorlardı ki biz Şeyh Maşuk'u görmeseydik Şeyh Alaaddin'e bağlanırdı. Yani o kadar mübarek ve hoş bir zatmış. Çok genç yaşta da vefat etmiş Şeyh Alaaddin Hazinevi Hazretleri. Fakat o kısa ömrü içerisinde de o kadar güzel insanlar yetiştirmiş ki gerçekten salih, abid, zahid, vera sahibi, takva sahibi o kadar güzel insanlar yetiştirmiş ki işte ben böyle birkaçına denk geldim. Her birisi takvanın İlmin ve aynı zamanda da tevazuun birer abidesi gibiydiler. İşte bunlardan biri bu Molla Abdullah Efendi. Kendisi de şeyh olduğu halde, mürşit olduğu halde o gece Seyda Molla Muhyiddin Hazretleri yanında tövbe etmek için o kadar ısrarcı davrandı. Ve ederken de Seyda'nın büyüklüğüne işaret etmek anlamında dedi ki siz varken, siz hayattayken bizim hiçbirimizin varlığı bir şey ifade etmiyor efendim. O da çok büyük bir insan ama Seyda'ya böyle söylüyor. İşte ertesi gün ikindi namazı vakti Seyda geldi, namaz kılındı. Seyda namazı kıldırdı. Seyda Mola Muhyiddin, Hüdüsesülü. Hatme yapıldı. Sonra Seyda biraz oturdu böyle. Çay falan verdiler. Baktım Molla Abdullah Efendi bir kenara böyle bir köşeye silmiş gözlerinden yaş akıyor. Ağlıyor.
Tabii o arada tanışmıştık onunla. Yanına gittim, dedim ki efendim dedim, neden ağlıyorsunuz dedim. Ya niye ağlıyorsunuz, hayırdır dedim. Bana dedi ki Fatih Bey dedi, bu zat o kadar büyük bir zattır ki dedi. Bu Molla Muhyiddin Hazretleri öyle bir zattır ki ben onun öleceği güne bugünden ağlıyorum dedi. Cümlenin garipliğine bakar mısınız? Ben onun vefat edeceği güne bugünden ağlıyorum. Çünkü onun vefatı bu ümmet için o kadar büyük bir kayıp olacak ki ben onun yasını, taziyesini bugünden ötüyorum dedi. Yani böyle garip, acip bir zat. Sonra işte zaman zaman görüşüyorduk. Seyda'nın ziyaretine Antep'te oturuyordu. Gaziantep'te oturuyordu. Seyda'nın kudüsesi ruhu hem hayattayken hem vefatından sonra hem de Tillo'da sonra Seyda Molla Burhan Hazretleri'nin ziyaretine her gidiş gelişimizde ki arabayla giderdim genelde mutlaka Gaziantep'te ona uğrardım. Mutlaka birkaç saat bile olsa onu ziyaret ederdim. Sohbetinde bulunurdum. Bazen orada yatardık, sabah yolumuza devam ederdik. Fakat o kadar hoş bir insan ki yani böyle huzurunda oturduğunuz zaman hiç ayrılasınız gelmiyor. Böyle bu kadar hoş, bu kadar tatlı ve mübarek bir insan yani. Seyda Molla Abdullah. Allahü Teala derecesini âli eylesin inşallah. Aramızda bir dostluk oluştu. Yani o tabii bizim büyüğümüz. Tabii biz onların hizmetkarıyız. Ama o gözle görmüyordu. Öyle davranmıyordu. Belki Seyda Molla Muhyiddin Hazretlerinden dolayıdır. Benim ona olan, onunla olan yani Seyda Molla Muhyiddin'e olan intisabından dolayı belki benden bahsederken hep diyordu Fatih Bey bizim ağamızdır diyordu. Bizim ağamızdır. Ben estağfurullah ben senin hizmetkarınızım, kölenizim filan desem de o böyle bir arkadaş gibi davranıyordu bana. Benden çok büyüktü. Yaşça da zaten çok büyüktü. Sonra gel zaman git zaman Seyda'nın vefatından sonra kıddasallahu sallallahu aziz bir seferinde Ankara'ya geldi. Ben geldiğini duydum hemen dedim ki yarın dedim bize misafir olun. Sizi davet ediyorum filan dedim. Yemeğe davet ettim. O gece onun geleceğinden bir önceki gece Şeyh Alaaddin Hazretleri'ni rüyamda gördüm. Kıddasallahu sallallahu aziz. Kapı çalınıyor. Ben evin kapısını bir açıyorum, bakıyorum Şeyh Alaaddin Hazretleri hemen böyle hiç hem de müsaade almadan böyle kendi evimiş gibi elhamdülillah böyle içeri daldı geldi içeri girdi. Böyle bir rüya gördüm. Ertesi gün akşam eve geldiğinde içeri girer girmez ben dedim ki efendim dedim bu gece dedim sizin şeyhinizi rüyamda gördüm. Elhamdülillah Şeyh Alaaddin Hazretleri'ni gördüm buraya gelmişti dedim. Döndü köpeğinin ardı sıra gelmiştir dedi. Sadece bu cümleyi söyledi. Nasıl bir tevazu düşünebiliyor musunuz? Nasıl kendini görmeme, şeyhinin, üstadının yanında kendini bir hiç olarak sayma, farz etme. Yani. Böyle bir zattı. Çok onun sohbetlerinden istifade ettik. Gel zaman git zaman hanımı hastalandı. Hanımını getirdi. Burada muayene etmişler filan. Doktor, tetkikler, tahliller yapıldı. Mide kanseri, hemen ameliyat etmemiz gerekir filan dediler. İşte İbn-i Sina'da bir cerrah, genel cerrah, bir hocalardan birisiyle görüştük. Tamam ben ameliyatını yapayım dedi filan. Ameliyat olacağı sabah işte gittik doktor beyin odasına. Doktor beni, Molla Abdullah Efendi'yi, oğlu, damadı falan da var. Dedi ki siz benim odamda oturun dedi. Ben ameliyata gidiyorum dedi. Ameliyatı yapıp tekrar gel dedim. Siz burada istirahat edin, çayınızı için filan dedi. Olur dedik biz de odasına bekliyoruz. Doktor gitti ameliyata. Ama 15 dakika sonra birdenbire döndü geldi doktor. Şaşırdık. Çok uzun sürmesi beklenen bir ameliyat. 15 dakika sonra çıktı geldi. Hayırdır doktor bey dedik. Dedi ki tümör bütün vücuda yayıldığı için ameliyat edecek bir durum yok dedi. Maalesef yapılacak hiçbir şey yok hastanızla ilgili. Cenab-ı Allah bilir ama bu hastanın yani 1-2 aylık bir şeyi vardır en fazla. Cenab-ı Allah bilir ama ömrü en fazla 1-2 aydır dedi. Ben hemen kapattım dedi. Ameliyat yerini hemen ameliyat için açtığımız yeri hemen diktik. 1-2 gün içerisinde dedi taburcu ederiz. Alın memleketinize gidin. İşte ağrı kesicilerle, morfinlerle filan ilaçlarla bir şekilde idare edecek. Yani yapılacak bir işlem yok dedi. Bu Seyda Molla Abdullah'ın başı böyle önüne düştü filan. Neyse doktora teşekkür ettik. Kalktık, çıktık. Fakat hiç konuşmuyor. Hep başı önüne böyle. Arabaya bindik. Ben dedim ki biraz dolaşalım mı filan dedim. Bir şey demedi siz bilirsiniz dedi. Göl kıyısına götürdüm. Göl başına götürdüm. Zannedersem Eymir Gölü'nün kenarında böyle yeşillik bir yerde biraz oturduk. Sohbet ama hiç konuşmuyor böyle. Hiç sesi çıkmıyor.
Sonra biraz dolaştırdık. Hani açılsın filan diye ben o anlamda onu biraz dolaştırdım. Sonra kaldığı eve bir misafir kaldı. Tanıdıklarının bir evi vardı. Orada kalıyorlardı. Oraya bıraktım. Dedim ki yarın gelirse alırım buradan dedim. Beraber hastaneye gideriz dedim. Ayrıldım onlardan. Ertesi gün gittim. Neyse kapıda bekledim. Geldiler. Arabaya bindi. Biner binmez dedim ki Seyda nasılsınız dedim. Dedi ki elhamdülillah iyiyim dedi. Bakın bir cümle kullandı dikkat edin. Dün gece dün üzüldük dedi. Bugün de dedi dün üzüldüğümüzden dolayı tövbe ettik dedi. Anladınız değil mi cümleyi? Dün üzüldük. Bugün de dünkü üzüntümüzden dolayı Allah'a tövbe ettik. Ben çok iyiyim dedi. Rabbim ne emretmişse dedi. Allahu Teala'nın alışverişinden bize düşen şey razı olmaktır dedi. Sonra bir iki gün sonra hastayı taburcu ettik. Onları yolcu ettik. Gaziantep'e gittiler. Ben haftada bir, 3-4 günde bir arardım mesela. Gece saat 11-12 gibi o saatlerde arardım. Seyda ne yapıyorsunuz derdim. Hastamın başında Kur'an okuyorum derdi. Her gece hastamın başında Kur'an okuyorum. Böyle bir ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, doktor 1-2 ay ancak ya gider ya gitmez dedi. Hasta 5 ay, 6 ay böyle filan. Uzadı da uzadı. Bir gün yine aradım. Seyda ne yapıyorsun dedim. Dedi Kur'an okuyorum hastamın başına. Dedim Seyda Kur'an okumayı bırak. Yani hastanın şeyini uzatıyorsun dedi bu gidişatını dedim. Yarı şaka yollu, yarı böyle esprili filan. O şekilde öyle mi diyorsun dedi. Öyle dedim. İyi peki dedi filan. Sonra birkaç gün sonra aradım yine. Seyda hastanız nasıldır dedim. Dedi herhalde yavaş yavaş gidiyor dedi. Yani durumu ağırlaşmış filan. Sonra hanımı vefat etti rahmetullahi aleyh. Allahu Teala rahmet eylesin ona da. Tabii kendisi de hasta, kendisi de rahatsız. Ama tevekkülü, Cenab-ı Allah'a teslimiyeti, Rabbinden razı olması ne olursa olsun. Hayatta başına ne gelirse gelsin Cenab-ı Allah'tan razı olması ve kendini bir hiç olarak görmesi hep böyle benim hayatımda en güzel örneklerden, rehberlerden biri olmuştur. Bir süre sonra bir gün Ankara'ya geldiler. Hasta, rahatsız, kalp hastalığı vardı. İleri derecede kalp hastalığı. Ne yapalım, ne edelim? Araştırdık. İşte Hacettepe'deki en iyi hocalardan birini bulduk. Randevu aldık. Kalp doktorlarından birine. Gittik, muayene etti. Mevsimde yaz, çok sıcak. Döndü dedi ki, senin dedi hemen ameliyat olman lazım dedi. Ameliyat olmazsan dedi, şu kapıdan çıkıp çıkmayacağının bile garantisi yok dedi. O kadar ileri derecede dedi kalp hastasısın dedi. Ama ameliyat da etsek dedi, ameliyat masasından kalkma ihtimalin de hemen hemen sıfır gibi çok düşük dedi. Biz de böyle dinliyoruz doktoru. Yani hem ameliyat olman şart, ameliyat olmazsan bir dakika sonrana bile garanti veremeyiz. Hem de ameliyat olursan da ameliyattan çıkman da pek böyle bir muhtemel görünmüyor. Kapkara bir tablo çizdi bize. Ben bekliyorum tabii hastanın karar vermesi gerekiyor. Yani bir hekim olarak bizim de düşüncemiz o daima bu tür durumlarda. Hasta eğer aklı başındaysa kendisi karar vermelidir. Döndü dedi ki bizim ağamız dedi Fatih Bey'dir dedi. Fatih Bey ne derse onu yapacağız. Şimdi bu öyle bir cümle ki bunun altından kalkmak mümkün değil. Yani ol desem bir türlü olma desem bir türlü. Efendim dedim siz karar verseniz dedim. Yani doğrusu sizin karar vermenizdir. Yok dedi. Sen bizim ağamızsın dedi. Sen ne dersen onu yapacağız dedi. Sen kararı sen vereceksin deyince ben döndüm doktora dedim ki doktor bey dedim. Sizin babanız bu derecede hasta olsa ameliyat eder misiniz dedim. Etmem dedi. Seyda kalk dedim. Adam babasını ameliyat etmiyorsa sizi niye ettirelim biz dedim. Kalktık çıktık oradan. Bizim Abant'ta bir evimiz var. Böyle bir yerimiz var. Bir dağ evi var. Geniş şey serin bir yer. Güzel bir yer. Havadar bir yer. Oğluna dedim ki babanı al oraya git. Bak bu çok sıcak günler. Şimdi bu aralarda böyle Ankara'da Antep'te falan oturmak çok sıkıntılı dedim. Oraya gidin. Nasıl olsa enişten de var beraber. Altınızda arabanız var. Orası çok serin. Orada bir hafta 10 gün dedim bir dinlenin. Allah kerimdir bakalım ne olur filan dedim. Ve onları Avant'a gönderdim. Gittiler oraya. Aradan bir hafta geçti. Bir gün sabahın 5'i telefon. Bir açtım baktım oğlu Molla Muhammed Efendi ağlıyor. Hayırdır Molla Muhammed dedim. Abi dedi biz Akay'daki falan hastanedeyiz dedi. Babamı kaybettik. Gece kalkıyor sabah vakti namaz vakti diyor ki Fatih Bey'e haber vermeyin. Çünkü Fatih duysa engel olur diyor. Beni hemen alın anjiyo yapmaya götürün diyor.
benden habersiz bana haber vermemelerini söylüyor. Getiriyorlar, yani anji olacak, ondan sonra da ameliyata alınacak filan. Anjiyodayken vefat etti rahmetullahi aleyh. Cenab-ı Allah mağfiret etsin. Allahu Teala derecesini âliye eylesin. Böyle büyük bir zat, hem bu kadar takva sahibi, salahat sahibi ama Cenab-ı Allah'a o bağlılığı, o teslimiyeti, o eşinin hastalığı sırasında daha önceki dönemlerde gösterdiği rıza, tevekkül o kadar güzel bir örnek oldu ki bize. Cenab-ı Allah hepimize böyle zatlardan örnek almayı nasip etsin. Allahu Teala karşımıza iyileri ve güzelleri çıkarsın. Bunlar yani Şeyh Alaaddin Hazretleri'nin Kudüs-i Sırruhu mensupları hakikaten böyle mümtaz insanlardı. Ben hep böyle merak etmişimdir Şeyh Alaaddin Hazretleri'ni. Rabbime hamdolsun bir gece görmek, rüyada bile olsa bir gece görmeyi Cenab-ı Allah nasip etti. İnşallah ahirette Rabbim bunlarla bizi karşılaştırır, bunlarla bizi buluşturur. Bu yüzden bu güzel insanları, bu büyük insanlarla karşılaşmak, tanışmak, onları tanımak, onlardan faydalanmak. Yani inanın ben şimdi sohbetlerden uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Sadece böyle kısaca bir hatırlatayım. Bugün bir hatıramız olsun. Ve Seyda Molla Burhan'ın yanına Seyda'nın vefatından sonra gittiğimi duyunca da çok çok sevindi. Çok sevindi. Bir seferinde Bistilio'ya giderken hiç bahsetmezdi. Ama bir seferinde giderken yine Antep'e ona uğradık. Vedalaşacağımız zaman beni böyle bir kenara çekti. Kulağıma eğildi dedi. Bütün arkadaşlarını oraya götür dedi. Gittiğin yere hepsini götür dedi. Yani o kadar Seyda Molla Burhan Hazretleri'nin yanına gitmeye önem veriyordu ki hiç adını bile bahsetmiyordu yani. Öyle bir yere ketum bir zat idi yani, konuşmazdı bu konuları. Ama bir defa biliyorum bile kolundan tutu kulağıma eğildi. Bütün arkadaşlarını oraya götür dedi. O kapı dedi çok büyük bir kapıdır dedi. Bak kendisi de şeyh, kendisi de bir şehit, halife. Ama hiç talebeleri var, Antep'te medresesi vardı. Şimdi elhamdülillah oğlu devam ettiriyor. Oğlu da çok muhterem bir kardeşimiz. Seyda Molla Muhyiddin yanında mezun oldu. Oğlu orada okudu, Molla Muhammed Efendi. Şimdi o babasının görevini yani o talebeleri falan okutmaya devam ediyor. İyi bir hoca, iyi bir molla oldu. Cenab-ı Allah dua edin. Allahu Teala onun da muvaffak kılsın inşallah. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Ben şimdi hepinizi bu Molla Abdullah Efendi Hazretleri, Abdullah Dalar Efendi'nin Seyda Molla Abdullahi Bingöli yani oradaki yerel ifadeyle öyle tarif ederler. Bingöl'ü Molla Abdullah Efendi'nin ruhuna Allah rızası için birer Fatiha okuyalım. Hepimizin ölmüşlerinin ruhuna birer Fatiha Allah rızası için. Cenab-ı Allah hastalarımıza şifa versin. Ölmüşlerimize Cenab-ı Allah mağfiret etsin. Allah-u Teala sıkıntı olan kardeşlerimize de ferahlık kapısı açsın. Eziyetlerden kurtarsın Rabbim hepimizi inşallah. İmtihanımızı selametle sonuçlandırsın Rabbim. Allah rızası için. El-Fatiha.